Başbakan telefonları kapattı, tatile çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, çocukları ve torunlarıyla birlikte Bodrum'a tatile gitti. Erdoğan ve ailesi Rixos Otel'de bulunan özel bir villada tatil yapacak. Başbakan Erdoğan için denizde bir tekne de hazır bekletiliyor. Başbakan Erdoğan tatil için Bodrum'da bulunan Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin önemli isimlerinden Prens El Suud'le de mini bir görüşme gerçekleştirecek. Çocukları ve torunlarıyla birlikte bir hafta Bodrum'da dinlenecek olan Erdoğan'ın pazar gecesi Ankara'ya dönmesi, pazartesi günü de Bakanlar Kurulu'nu toplaması bekleniyor. TÜRSAB'ın Tayland gezisi verimli geçti. Tayland'ın başkenti Bangkok ve önemli turizm destinasyonları Krabi ve Phuket Adası'na Türk Hava Yolları İşbirliği ile 20-26 Haziran tarihlerinde bir inceleme gezisi düzenleyen TÜRSAB, ülkenin turizm potansiyelini mercek altına aldı. İnceleme gezisinde Taylandlı turizmcilerle bir araya gelen TÜRSAB heyeti, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde ortak adımlar attı. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, evrensel turizm anlayışının kavranması çok önemli. Amacımız 5 yılda 60 ülkeyi ziyaret etmek ve onlarla yüz yüze turizm ilişkileri kurmak. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik yurt dışında oldukça ses getirdi. Birçok ülkenin davetini alıyoruz. Bu da Türk turizminin dünyadaki yükselen gücünün önemli bir göstergesi diye konuştu. Bodrum pahalandı mı? Son dönemde Türkiye'nin gözde tatil merkezi Bodrum'un aşırı pahalılaştığına yönelik iddialar var. Bir lahmacunun 25 Türk lirası olduğu söylenen Bodrum için turizmciler yorumlarda bulundu. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, fiyatlar geçen yılın fiyatları, doluluk oranı %85. Turist her şey dahil sisteminden ötürü otelden dışarı çıkmadığı için Bodrum'un içi hareketli değil diye konuştu. Bölgeye bu sezonda çok turist gelmemesinin nedeni Avrupa Futbol Şampiyonası'na ve dünyadaki krize bağlanırken otel fiyatlarının normal standartlarda olduğu ve Bodrum'da herkese uygun tatil olanaklarının bulunduğuna dikkat çekildi. Blog yazarları Batum'da buluştu. Türkiye'nin özgün içeriklere sahip en geniş blog ve web sitesi yayın ağı Hürriyet Bumerang, çeşitli konularda kaliteli içerik üreten 5 blog yazarını Batum'a yolladı. Deneyim günleri kapsamında 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Acara Özerk Cumhuriyeti'nin davetiyle başkent Batum'a giden bloggerlar unutulmayacak bir hafta sonu geçirdiler. Batum'un tarihi ve turistik yerlerini gezen blog yazarları, Acara mutfağının eşsiz lezzetlerini de tatma fırsatı buldular. Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Sayın Levan Varşolomit ise eski Batum'un görkemli piyasa meydanında blog yazarlarıyla buluşup sohbet etti. Bu ayrıcalıklı geziye katılan ve Batum deneyimlerini sayfalarına taşımak üzere Türkiye'ye dönen blog yazarları arasında rahatyazar.com adresli bloğuyla World Travel Channel sosyal medya sorumlusu Ahmet Emin Şensoy da bulunuyor. Çin porselenleri memleket ziyaretinde. Topkapı Sarayı'nda sergilenen dünyanın en değerli Çin porselenleri memleketlerine yolculuğa çıkıyor. Çin'in bu değerli porselenleri ülkesinde sergileme talebi Türkiye tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde Şangay Müzesi'ne doğru yola çıkacak olan 6 adet Çin porseleninin dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlara Çin'den hediye olarak gelen porselenlerin benzerleri Çin'de bile yok. Eserler yıl sonuna kadar Şangay Müzesi'nde sergilenecek.